Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz üzere Haşr Risalesi'ndeki yolculuğumuz sürüyor. Yani namı diğerle 10. söz Haşr Risalesi. Onun artık ekler bölümünde 10. sözün 1. zeyli de olan 9. şu anın mukaddimesinin 2. noktasındayız. Sonlarına yaklaştık. Finale çok kalmadı. Ona da yaklaştık. Elbette daha okuyacağımız metinler var ama elhamdülillah Haşr Risalesi'nin sonuna doğru geliyoruz. Epeyce de bir ara verdik bildiğiniz gibi. Bundan önceki dersimiz yaklaşık bir ay önceydi. Arada ben bir hastalık geçirdim. Biraz da yattım. Ağır geçirdim yani hastalığı. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak saat bağışladı. Tekrar beraberiz. İnşallah bu yolda da devam edeceğiz. İnşallah bu risalenin ve diğer risalelerin sonuna geldiğimizde görürüz. Allah nasip ederse. Yine ben size bir miktar okuyayım. Bu sayfaya geçecek kadar bir miktar okuyayım. Ondan sonra tekrar okuduğumuz kısma dönüp ince tefekkür yapmaya çalışalım. Ne kadar ilerleyebilirsek, her zaman okuduğumuz kadarını tefekkür edemiyoruz. Nadir oluyor. Ama ona niyet ediyoruz. En azından ona çabalıyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak ederse inşallah bugün bu sayfayı geçmiş olalım. Şöyle bir yerden başlayacağım. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever hem kendini insana sevdirir. Hem bakidir hem baki alemleri var. Hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Bir daha okuyayım bu cümleyi, kıymetli çünkü. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Allah nere, alem nere? Ve nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim, rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise, dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi, kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip, gayet büyük bir makam ve bir ehemmiyet vermiş. Öyle de, nevi insandan dahi makasıd-ı rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren, hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihab edip, kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanların semavi tokatlarla tazip ediyor. Ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefahiri olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı intihab ederek ehemmiyetli küreye arzın yarısını ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Elhamdülillah.
Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi, bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymettar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layık iken, gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat, bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın. İdam-ı ebediyle mahvolsunlar. Haşa, 100.000 defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikat-ı alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem 7. şua olan Ayetül Kübra'da her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icma-i azim ispat etmişler ki, bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür. Ve kemalat-ı ilahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler. Ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat, o zat-ı vahidin emirber neferleri, söyleyebildim, emirber neferleri, ve musahhar memurları hükmüne geçiyor. Ve ahiretin gelmesiyle kemalatı sükuttan ve adaleti mutlakası müstehziyane kadri mutlaktan ve hikmeti âmmesi sefaatkerane abesiyetten ve rahmeti vasiası layihane tazipten ve izzeti kudreti zelilane aczden kurtulurlar, takaddüs ederler diyor ve metnimiz devam ediyor. Bir sayfası daha var ama inşallah onu sonraki derslerimize bırakacağız. Şimdi bu kadarla yetiniyoruz. Şimdi konuşmayı deneyelim bakalım neler aklımıza gelecek. Özetle arkadaşlar ben şunu çıkarıyorum. Üstad Hazretlerinin kafasında elbette bir sistematik var. Buraya konuları alırken gelişi güzel katmıyor. Mesela insanla başladı, insanın ehemmiyetini çok konuştuk. Öncesinde dünyanın ehemmiyetini konuştuk. Yani dünya niye ayrı bir şey, niye özel bir şey? Onu konuştuk, arzı konuştuk, arzın kıymetini konuştuk. Geldik, ilerledik, insanın kıymetini konuştuk. Daha çok ilerledik, peygamberlerin kıymetini konuşacağız burada da. Bak burada büyük bir paragraf peygamberlerin kıymetini anlatıyor. Yani dünyanın kıymeti, insanın kıymeti, insanın içinde peygamberlerin kıymeti. Bunlar hep birbiriyle ilgili şeyler. Tersinden düşünün, peygamberleri gözden düşürdüğünüz zaman insanlığı gözden düşürmüş olursunuz. İnsanlığı gözden düşürdüğünüz zaman dünyayı gözden düşürmüş olursunuz. Dünyayı gözden düşürdüğünüz zaman insanlığı gözden düşürmüş olursunuz. İnsanlığı gözden düşürdüğünüz zaman da peygamberleri gözden düşürmüş olursunuz. Bunlar hep birbiriyle ilgili şeyler. Zaten genel olarak 9. şuanın mukaddimesi bize ne yapıyordu? İmanın rükünlerinin birbirinden ayrılmayacağını, biri birisiz olmayacağını, haşr-ı imanın mesela diğer akaid-i imaniye ile çok bağlarının bulunduğunu birçok mevzu üzerinden, kitaplara iman üzerinden, peygamberlere iman üzerinden vesaire gösteren bir metindi. Bugünlerde biliyorsunuz çokça tartışılıyor Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva annemize yapılan hakaretler. Ya bu kadar büyütmeyelim. Kur'an'da da Allah insana cahil olduğunu söylemiş, Sezen Aksu da söylese ne olur falan diye çok öteki tarafı destekler şekilde argüman üreten tırnak içinde söylüyorum. Alimlerimiz de var, onlara alim denmez. Onlar teolojist mi demek lazım, teolog mu demek lazım? Yani amaçları İslam'ın ruhuna uygun konuşmak değil. Modernizmi İslamlaştırmak, İslam'a kabul ettirmek, İslam'ın içsel bir duruşu gibi öyle bir hale getirmek, öyle bir temayül seziliyor onlarda. Yani böyle şeyleri niye söylüyorsunuz? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıymetini küçülten bir ifade Kur'an'da veya sünnette var mı? Cenab-ı Hakk'ın kulları hakkında olsun, peygamberleri hakkında olsun kullandığı ifadeler
bize de aynı izni verdiği anlamına gelmez. Ondan isimlerini haşa bizim ayağımıza, ağzımıza düşürdüğü anlamına gelmez. Cenab-ı Hak Allah'lığının şanı olarak, rububiyetinin şanı olarak elbette peygamberlerini terbiye ediyor. Onlar onun öğrencisi. Ama peygamberler bizim öğrencimiz değil ki, biz onların öğrencisiyiz. Öğrencinin ustasına, hocasına saygı göstermesi gerekir. Hele onlar peygamberse, hele Cenab-ı Hakk'ın özel seçilmiş kullarıysa, hele ismet sahipleriyse, hele Cenab-ı Hak vahyini onların dillerinden bize gönderiyorsa, işte 40 kere, 100 kere, 100 bin kere dikkatli olmak lazım. İslam da bize bunu emrediyor. Hiçbir peygamberin ismini alay için kullanamazsınız. Hiçbir peygambere böyle hakaretamiz ifadeler kullanamazsınız. Kullanırsanız bunun imanınıza kadar gider, sonuçları vardır. Biz bunu biliyoruz, bu imanla da yaşıyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaatiz elhamdülillah. Maalesef günümüzde bazı modernist ilahiyatçılar sekülerleri kurtarmayı Müslümanları kurtarmaktan daha çok önemsiyorlar. Tam ismini koyalım, olan bu çünkü. Seküler bir ismi, dilerse ateist olsun yani. 40 kere Allahsız olsun, Allah'a da 40 kere laf etmiş olsun. O adamı kurtarmayı eğer popülerse, rağbet görüyorsa, modern zamanların tırnak içinde kıymetli bir ismi ise, o adamı kurtarmayı, o kadını kurtarmayı herhangi bir Müslümanı, bir Müslüman alimini veya bir peygamberi kurtarmaktan daha fazla önemsiyorlar. Örneğini de gördük işte Hazreti Adem Aleyhisselam'a edilen lafı kurtarmak için Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cahilliğini bile konuşur oldular. Haşa sümme haşa, haşa ya Rabbi. Yani böyle şeyleri Cenab-ı Hak bizim dilimize düşürmesin, dilimizi böyle günahlara bulaştırmasın. Onun rahmetine, keremine sığınıyoruz ahir zaman fitnesinden. Pekala, şimdi şuradan itibaren konuşmaya başlayalım. Açıldıkça daha farklı gündem içi meselelere de girebiliriz arkadaşlar. Ne de olsa bir ay oldu, epey gündem birikti. Onların üstüne konuşmadım. Ben bu derslerde illa konulara şöyle bir girip çıkıyordum. Bir aylık boşluğu bir şekilde doldurmam lazım değil mi? Ve madem, işte oradan başlıyoruz. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever hem kendini insana sevdirir. Bak, insanı sever, kendisini de insana sevdirir. İnsanı sevdiğini nereden biliyoruz? Sevdirmesinden biliyoruz. Yani Cenab-ı Hak insanı seviyor. Çünkü kendini sevdirmek istiyor. Kendini sevdirmek isteyen belli ki seviyordur. Eğer riyakar değilse, haşa Allah için böyle bir şey söyleyemeyiz. Hani bir menfaati vardır. Belki onun içindir falan, insanlar için, beşer için bunu konuşuyoruz ama kulların Allah'a verecek nesi olabilir yani Allah'ta bulunmayan? Zaten onların elindekini Allah yaratıyor. O halde Cenab-ı Hakk'ın bir şeyir bağışlaması ancak muhabbetindendir. Rahmetle muhabbet kapı komşusu gibiler. Cenab-ı Hak rahmet ediyor, demek ki muhabbet ediyor. Muhabbet ediyor, öyleyse rahmet ediyor. Ya bu ikisi birbiriyle çok ilgili. Birisi mesela bize iyilik ettiği zaman, dünyevi zeminde bile, eğer bizim ona vereceğimiz bir menfaat yoksa, ne diyoruz? Beni seviyor demek ki bunu yaptı diyoruz. Kapımızda her gün çiçek bulsak, deriz ki ya birisi bizi seviyor galiba, çiçek koymuş, her gün kapıya çiçek bırakıyor, her gün kapıya hediyeler bırakıyor. Hani seven birisi var demek ki beni deriz değil mi? Ama Cenab-ı Hak bizi her gün ne rızıklarla besliyor, ne ihtiyaçlarımızı karşılıyor, ne noksanlarımızı tamamlıyor. Onun muhabbeti çok sık aklımıza gelmiyor. Neden? Dışına çıkamadığımızdan. Kapımıza her zaman çiçek bırakılmıyordu. Sonradan bırakılmaya başladı. Bir kıyas şeyi var, yöntemi var. Olmayanı görüyoruz, olanı anlıyoruz. Ama biz Cenab-ı Hakk'ın bize rahmet etmediği, nimet etmediği, bağışta bulunmadığı bir zamanı görmüyoruz ki onu kıyas edelim de buradan sonrasını işte şey yapalım. Tayin edelim. Evet, Allah bundan sonra rahmet etmeye başladı. Bundan önce yoktu diyelim. Zaten rahmet etmese biz var olamayız. Yani varlığımız da bir rahmet eseri. Cenab-ı Hakk'ın bize muhtaçlığı yok ki. Kereminden, rahmetinden, fazlından, güzelliğinden bizi yaratmış. Şan-ı rububiyeti öyle iktiza etmiş ki bağışlamak istemiş yani. Cömertliği, daha birçok Esma-ül Hüsna'sı iktiza etmiş. Bizi yaratmış Cenab-ı Hak. Oradan büyüklüğünü gösteriyor bize.
bizim hani onun dışında bir alan bulmamız mümkün değil. Ancak farazi kıyaslarla, enaniyetin bize verilmesinin bir sebebi de bu. Farazi kıyaslarla bir alan oluşturup, sanki yokmuş gibi yapıp, orayla burayı kıyaslıyoruz. Mesela işte ben diyorum, odamı ben temizliyorum. Ben odamı temizlemediğim zaman odam çok kirleniyor. Kainat da o temizleyen biri olmazsa çok kirlenir. O zaman onu da bir temizleyen var diyorum. Veya diğer şeyler. Ben işte aciz bir, mesela yeğenime merhamet etmesem yeğenim diyorum. İşte ayakta kalamaz, hayatta kalamaz. Yolda yürüyemez, başına bir şey gelir falan. Gözetmesem onu beraberinde giderken, gezerken falan. Hayatta kalamaz diyorum. Benim gibi acizleri, kainattaki aciz mahlukları kim gözetiyordu, onlar hayatta kalıyorlar? İşte o zaman cevap geliyor Allah. Ama geri döndüğümüz zaman o alanda, benim suni olarak icat ettiğim alanda ben mi hüküm sahibiyim? Hayır, Allah yine hüküm sahibi. Ama farazi bir hat oluşturup, Ener Risalesi 30. söz, onu okuyanlar anlayacaklar bu ne demek istediğimi. Bilenler zaten biliyor da bilmeyenler anlayacaklar. O farazi hatla biliyoruz. Bizim gerçek bir hat oluşturmamız mümkün değil. Böyle bir hat yok. Belki biraz bu nedenle imtihan konusu oluyor Allah'a iman. Yani siyahla beyaz gibi olsa tayini kolay olacak belki. Ama zaten onsuz bir alan mümkün değil. Allah vacibül vücut. Ateistler olsun veya diğer diyelim müşrik ideolojileri olsun, şöyle bir noktada hata yapıyorlar bence. Bize de mesela kızarken veya tepki gösterirken veya işte delillerimizi boşa çıkardıklarını sanırlarken şöyle bir şey yapıyorlar. Varlığı ve yokluğu mümkün olanlar, yokluğunun da olduğu alanlar mümkün olanlar ve zaten yoklukları da olanlar, her zaman var değiller onlar. Onların ispat metotlarıyla vacibül vücudun olmazsa olmazın, yokluğunun varlığı mümkün olmayanın eşit olduğunu sanılıyorlar, onun ispat yollarıyla bunun da ispat edilmesini bekliyorlar. Ya da bir oraya girersem çok dallandırırım, girmeyeyim, buradan devam edelim yine. Hem insanı sever, yaratmış, sevmese niye yaratsın? Allah'a kim mecbur edebilir? Sevmediği bir şeyi yaptırabilir haşa Allah'a. Ya bacak kadar çocuğa yaptıramıyorsun sevmediğin bir şeyi. 40 fırçadan sonra belki. Ki Allah yıldızları, ki ne yıldızlar var böyle, bizim güneşimiz içinde toz zerresi kalıyor. Öyle büyük yıldızlar var. Bazen yeğenimle izliyoruz gezegenleri falan. Yıldızları böyle sıralamışlar. Güneş, sarı yıldız, beyaz yıldız Sirius, Vega yıldızı ondan daha da büyük, mavi bir yıldız. İşte onun yanında kırmızısı var, daha da koyu kızılı var, daha büyük böyle. İsimler aklımda kalmamış. Blue Rise falan var böyle, dev gibi. Ya şimdi onları çeviren Allah, onlar gibi nice şişe şeyleri alemde toz zerresi gibi, tesbih tanesi gibi çeviren Allah, seni sevmese niye yaratsın, onu kim mecbur edebilir ya? Ha, bunu bir düşünmek lazım ya. Allah seni sevmese niye yaratsın? Yaratmak bir ilgidir. Yaratmak bir muhabbettir. Yaratmak bir iradedir, Cenab-ı Hakk'ın iradesidir. Yani yoktan vara çıkarmış. Bunun onun şanına yakışır açıklamaları olmalı. Onun şanına yakışır. İnsani değil. İnsan mecbur kalır da yapar. Olur yani, mecbur kalır yapar. Veya işte sevmediği halde de yapar. Çünkü sınırlı bir varlıktır. Ben otobüse binmeden, otobüse binmeyi sevmiyorum, metrobüse binmeyi sevmiyorum, kalabalık oluyor, sıkılıyorum, daralıyorum. Ama yürüyerek de bilmem buradan işte Zeytinburnu'na gidemem. Yürüyerek buradan atıyorum, neresi, Beylikdüzü'ne bile çıkamam yani. Ne yapıyorum? Mecburen biniyorum. Ben yaparım bunu. Ama Allah'ın fiillerini açıklamada, onun yaratmasını açıklamada bunlar böyle kullanılmaz. İnsani sınırlar Allah'a taşınmaz. Allah kendini şanına yakışır açıklamalarla yaratır. İşte o bir açıklama da burada var. İnsanı sever. İnsanı neden yaratmış? İnsanı sevdiği için. Hem kendini insana sevdirir. Envai çeşit nimet. Bir öküze, bir balya saman yetiyor. Küsbesi yetiyor. Niye? İnsan bu kadar çok nimete mazhar olmuş. Öküzün bizden daha mı zayıf yani bünyesi? Dev gibi hayvan ya. Kuvvetine bakın mesela, ne kuvvetli bir hayvan.
kımıldatamazsınız kızdığımı yerinden. E onlara yeten şey bize de yeterdi. Ama Allah öyle bir sofra açmış ki bize tatlısı, tuzlusu, ekşisi, limonisi, bilmem nesi, nesi, nesi. 40 tane şeyi 40 tane şeyin içine katıyoruz, neler neler yapıyoruz. Onun dışında da idrak ettiğimiz ya güzel sözden keyif alıyoruz. Güzel ezgiden keyif alıyoruz. Güzel kokudan keyif alıyoruz. Bunlar diğer canlılarda varsa da çok zayıf. Bizde daha çok yoğun, daha çok fazla. Bu neyin işareti? Ya Allah sana kendini sevdirmek istiyor. Allah sana kendini sevdirmek istiyor. Bunun başka açıklaması olamaz. Niye onlara birken sana 100? Niye onlara birken sana 1000? Demek ki sana ayrıca Allah kendini sevdirmek istiyor. Sana ayrı bir kıymet veriyor. Bunu buradan çıkarmamız lazım. Ki o ileride işte nübüvvet bağını kuracak Bediüzzaman. Burayla da yakından ilgilidir. Kendini sevdirmesinin, yani tamam da Allah'ı nasıl seveceğiz? Nasıl seversek Allah da bizi sever. Bunun yolu da işte peygamberlerin sünnetiyle geliyor aleyhisselam. Peygamberler ve en başta bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Allah'ın bizi nasıl seveceğini öğretiyor. Ya Allah benden bir şey istiyor. Ben bunu idrak ettim diyelim. İbadet olarak bir şey istiyor. Ne istiyor? Avuda kalkmamı mı istiyor? Takla atmamı mı istiyor? Yan yatmamı mı istiyor? Parende atmamı mı istiyor? Ne istiyor benden? Bilemem ki ben bunu. Peygamber geliyor aleyhisselam. Diyor ki ben namazı nasıl kılıyorsam bakın öyle kılın. Öğreniyoruz. Başka türlü bu bilgiye ulaşamayız ki. Nasıl ulaşacağız? Allah bizden nasıl ibadet istiyor? Bunun bilgisine nasıl ulaşacağız? Ancak peygamberle ulaşabiliriz. Bu da Allah'ın kendini sevdirmesinin bir şeyidir. En zirve eseridir hatta. Ya Allah'ı seviyoruz da nasıl ulaşacağız ona? İşte peygamberlerin sünnetleriyle, onlara bildirilen vahiyle. Hem kendini insana sevdirir. Hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir. Hem bakidir. Allah bakidir. Baki olmayan Allah olamaz. Ve baki alemleri var. Cennet, cehennem Allah'ın onlara beka vermesiyle bakidir. Ezeli değildirler ama ebedidirler. Allah'ın onlara ebedi kılmasıyla ebedidirler. Çünkü öyle bir sultanın böyle bir mülkü olur. Yedi kıtanın padişahı köy muhtarlığına razı olmaz. Bir haftalık köy muhtarlığına, 23 Nisanlık koltuk oturtmasına razı olmaz. Çocuklar oturtuyorlar ya koltuklara bir günlüğüne, bir saatliğine hatta yani işte şey oluyor. Güya bakan oluyor. Bir yetkisi yok da. Düzmeceden güya bakan oluyor. İşte şey oluyor. Müsteşar oluyor. Bilmem ne oluyor neyse. Belediye reisi oluyor vesaire. 23 Nisan'ın adeti. Ya Cenab-ı Hak alemler Rabbi onu dünya kadar, dünyadaki insanların ömrü kadar, bu alemin ömrü kadar bir yere sıkıştıramazsın. Sultanlığı öyle bir yere sıkışmaz. Yedi kıtanın padişahı bir haftalık köy muhtarlığına sıkışmaz. Hem bakidir Allah. Allah baki olmalıdır. Allah sonsuz olmazsa Allah olamaz. Muhtaç demektir yani. Mesela sonsuz olmayan eksik demektir. Muhtaç demektir. İlah olan eksik olamaz. Muhtaç olamaz. Yani baki değilse bir varlık zamana muhtaç demektir değil mi? Mesela bizim ömrümüz kısıtlı. Allah ömür vermişse İnsan işte Türkiye'deki de ortalama yaş ömrü 60-70 sene diyelim. Kısıtlı bir ömrümüz var. Hep zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bir yerden bir yere giderken, bir yerde iş yaparken, atıyorum akraba ziyareti şu bu hepsinde gözümüz saatte. Bakıyoruz ya işte şunu halledecektim ya işte bugün şuraya da gitmem lazım falan. Ya burada da 3 saat durursak şimdi trafik de var eve dönemeyiz falan. Hep bunları düşünüyoruz. Neden? Çünkü kısıtlıyız. Zamanımız az, baki değiliz. Baki olmadığımız için bu bir muhtaçlık sonucu doğuruyor. Biz zamana muhtacız. Bu Allah için bahsedilebilir bir şey mi? Haşa. Allah'ı zamana muhtaç ettiğin zaman haşa sümme haşa kusurlu ifadeler ama bu işin dehşetini, böyle iddialara girmenin dehşetini anlatmak için söylüyorum. Allah'ı zamanın kulu edersin. Çünkü muhtaç. İhlas suresi bize ne öğretiyordu? Allah ne doğmuştur ne doğrulmuştur.
bu bir anlamda da ihtiyaçsızdır manasını verir bize. Samediyetini vurgular. Allahu Samed. Kul huvallahu ehad. Allahu Samed. Samediyet ne anlatıyordu bize? Hiçbir şeye muhtaç değil o. Her şey ona muhtaç. Öyle olması lazım Allah'ın. Çünkü soruların cevabı o olacak. Arka ayağı kırık sandalyelerin birbirine yaslanmasında o son sandalyeyi kim ayakta tutuyor sorusunun cevabı o olacak. Halbuki ilk sandalyeden itibaren ayakta tutan Allah'tır da biz işte sebepleri aşamayanlar için böyle bir örnek veriyoruz. Arkadaşlar boğazım iyi değil, sıkıntı çıkarıyor. bu örneği o yüzden veriyoruz. Yoksa Allah ilk zerreden son zerreye hepsini varlıkta tutan ismi Kayyum'la Allahu Zülcelal Hazretleri, yahu Allah'ı zamana muhtaç edersen, Allah'ı sınırlı edersen, Allah'ı eksik edersen, eksiktir çünkü tamam olamıyor. Yani sonsuzluktur her şeyin tamamı. Sonsuzluk dışındaki her şey eksiktir sonsuzluğa göre. Bunu biz mantığımızla idrak ediyoruz. Sonsuzluk en aşkın varoluş çeşididir. Allah'a sonsuz demezsen Allah eksiktir demiş olursun. Eksik olan, muhtaç olan, sınırlı olan, yani zamana yetişemeyen bir varlık nasıl ilah olabilir? Ona nasıl ilah denir? İlahlığın şanı bekayı içinde içeriyor arkadaşlar ister istemez. Yani baki olması lazım o sınırsızlık, sonsuzluk manasının tamam olması için. Ve baki alemleri var. Üstelik hani şunu da anlamak lazım. Zaman Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Yani buna da dokunalım bir iki cümleyle. Zaman nedir? Zaman aslında bizim sınırlılığımızla mekanı, hızı, hareketi, kavrayışımızdır. Şimdi ben bu odada duruyorum. İki odayı birden göremiyorum. İki oda, üç oda mekan olarak fazlalaştığı zaman mekan, benim sınırlarımı aştığı zaman mekan sayısı, onların üçünü, dördünü, odaların birden göremiyorum. Tek bir odayı görebiliyorum, tek bir odayı yaşayabiliyorum. Onun da içinde sınır var. Şuraya bakarken buraya bakamıyorum. Size bakarken yukarıya bakamıyorum. Burada ne oluyor? Bir öncelik sonralık giriyor. Önce bu, sonra bu, sonra bu gibisinden. Zaman buradan ortaya çıkıyor. Sınırlı insanın idrakinin, dikkatinin kuşatamadığı büyüklükteki alemde, varlıkta, o varlığın mekanı, o mekanın çokluğuyla mekan mekan idraki içinde zamanı yaşayamamasından geliyor. Benim için 60-70 sene Allah ömür vermişse bir ömür var. Bu ömürü ben 60-70 sene yaşıyorum çünkü o 60-70 senedeki bütün tecrübeleri bir anda yaşayabilecek şey yok bende. Kapasite yok bende. Trafikte giderken, arabayı sürerken, ben araba sürmesini de bilmiyorum da misal olarak veriyorum. Araba sürerken mesela telefonla konuşmak, bir iş daha yaptın ama ikinci iş ya bir de şurada televizyon açık, onu da takip et. Yapamıyorsun. İki, hatta telefon da riskli de yasak diyorlar mesela. Bilmiyorum polisler durduruyor mu hala. Yasak mesela. O bile yasak. Yani tek iş aslında yapman gereken. Trafiğe konsantre olmalısın. Neden? Sınırlısın. Sınırlı olduğun için de seni bir işe konsantre ediyorlar. Gelelim buraya. Bizim zamanı yaşamamız bizim sınırlılığımızın gereği. Çünkü yavaş yavaş taşıyabiliyoruz varlığı. Hepsini birden taşıyamıyoruz. Kapasitemiz bu kadar değil. Şu an mesela ben buradan İstanbul'dan Sivas'a kadar gidecek bir arabanın şoförüyüm. O yolu benim işte Sivas'a gitmek 14 saat, 15 saat. Hızlı gidiyorsanız 12 saatte de gidersiniz ama tavsiye etmiyoruz. O yolu benim o kadar saatte yaşamam lazım. Çünkü o kadar saatte yaşarsam kaldırabilirim. Kaldıramayacağım sürate çıktığımda, o süreci yavaşlatmak istediğimde ne oluyor? Kaza oluyor. Adam basıyor mesela bilmem kaça çıkmış, 200'e çıkmış, 200 küsüre çıkmış diyelim. Ama dikkati o hızla orantılı değil. Arabasının kapasitesi o hızla orantılı değil.
frene basamıyor mesela. Görüyor ama o kadar hızlı gidiyor ki frenle işte yapacağı o meşguliyet, durduruş falan filan o zaman dilimi o hızla yetmiyor. O kadar hızlı varmasaydı durdurabilirdi kendini. Mesela tren makinistleri çok yaşıyorlar. 400 metre, 300 metre eski trenlerde öyleydi. Hızlı trenlerde nasıl bilmiyorum. Tren öyle hemen duramıyor. Fren yapsa bile bir 300 metre, 400 metre gittiği oluyor mesela. Belki daha da fazla gittikten sonra durabiliyor. Çünkü ağır bir şey, güçlü bir şey. Raylar da öyle yol gibi değil, lastik yok. Durması uzun sürüyor. Adam mesela bizim bir Faruk abimiz vardı yönetmen. Belgesel de yapmış bu makinistlerle falan. Onların diyor çok ilginç anıları vardı. Mesela adam görmüş, sofra kurmuşlar. Artık rakı, balık sofrası kurmuşlar herhalde. Ama rayların üstüne kurmuşlar. Gördüm diyor. Ama diyor ezdik geçtik. Yani durduramadım treni. Adamları ezdim geçtim diyor. Yapacak bir şey yok. Tren durmuyor. Neden? Bak orada bile kısıtlılığımız ortaya çıkıyor. Biz bir zaman içinde idrak etmemiz lazım. Konuyu biraz dallandırdım. Şöyle bir toparlamaya çalışayım. Hak ettiği zamanı vermemiz gerekiyor. Hak ettiği zaman ne demek? Bizim sınırımızdan kaynaklanıyor. Ben idraki yavaş, zekası hızlı çalışmayan birisiysem, dikkati zayıf birisiysem, benim daha çok zamana ihtiyacım oluyor hatasız iş yapmam için. Öteki daha dikkatli, daha pratik, zekalı falan, o daha kısa sürede hatasız iş çıkarabiliyor mesela. Zaman dediğimiz şey, bizim dikkatimizle açılan, kapanan, yeteneğimizle, zekamızla ilerleyen, gerileyen, idrakimizle, ve maddedeki sınırlarla şekillenen bir şey. Bunu Allah'a taşıdığınız zaman mahlukatının sınırlarını Allah'a taşımış olursunuz. Allah mahlukatı cinsinden değildir haşa. Kur'an'da bununla ilgili naslar da vardır. Allah yarattığına benzemez. Yarattığından aşkındır. Ama misaller verir varlıktan kendini anlamamız için. Bir pencere olsun diye, bir mirsadı tefekkür olsun diye. Fakat kesinlikle Allah varlığı cinsinden değildir yani haşa sümme haşa. Allah'ı zamana mahkum ettiğiniz zaman mahlukunun içine mahpus etmiş olursunuz. Allah yarattığının içinde olmaz. O yaratmadan evvel peki nasıl oldu? Madem içindeydi. Haşa sümme haşa böyle şeyler söylenmez. Mantıksız yani. Usta matbaa makinesini yaptı. Matbaa makinesinin içinde usta. Ya olabilir mi? Yapan o. Nasıl onun içinde? O sonradan var oldu. Yani sonradan var olan kendisinin yaratıcısı olamaz yani. Gibi gibi. Neyse dallandırdım arkadaşlar kusura bakmayın. Çok da uzattım. İki satırda boğulduk. Öyle metinler ki maşallah. Hem bakidir hem baki alemleri var. Hem adaletle her işi görür. Ve hikmetle her şeyi yapıyor. Cenab-ı Hak adaletle her işi görür. Ama bu adaletin boyutu bazen bizim bu dünyamızı aşar. Zalim zulmediyor, cezasını görmeden ölüyor. Mazlum zulme uğruyor, cezasını karşılığını alamadan gidiyor. Bu boyut da öyle. Ahirette o tamamlanacak. Bizim boyumuz yetmiyor onu görmeye. Yoksa Allah'ın adaletsizliği değil aşağı söz konusu olan. Allah'ın adaleti atomlardan, zerrelerden, fizikten, kimyadan, biyolojiden, matematikten, onlardaki o düzenli işleyişten belli ki Allah adil. Bir şöyle bir böyle değil Allah. Adalet nedir? Adalet keyfiliğin ortadan kalkmasıdır. Yani bir adam düşünün hakim, dostu geliyor ceza vermiyor, düşmanı geliyor çakıyor cezayı. Büyük ceza veriyor mesela. Aynı suçtan başkası geliyor ona beraat veriyor, aynı suçtan birisi geliyor ona idam veriyor. Bu keyfiliktir. Biz adaletin olmadığını keyfilikten anlarız. Cenab-ı Hakk'ın eserlerine bakın, mahlukatına bakın. Cenab-ı Hak nerede haşa keyfi davranıyor? Elbette Allah istediği gibi irade edebilir. Mucizeler yaratıyor peygamberleri için. O ayrı. Ama onun dışında mesela suyu bir kaynatıyoruz. Şu derecede kaynıyor. Biz kaynatıyoruz. 10 derecede kaynıyor. Bak düzensizlik göremiyoruz. Keyfiliği haber verir. Keyfiliği hissettirir. Bir düzensizlik yok alemde. Alem çok düzenli. Düzen adaletten haber verir.
Düzensizlik keyfilikten haber verir arkadaşlar. Bir daha tekrar edeyim. Düzen adaletten haber verir. Düzensizlik keyfilikten haber verir. Kainattaki düzen de Cenab-ı Hakk'ın adaletle iş gördüğünün delilidir. Ve hikmetle her şeyi yapıyor. Ya, bir balık, ya balığın yaptığı şeyin mesela ta bilmem neredeki canlıyla bir ilgisi var. Bitkiler karbondioksit üretiyor, oksijen karbondioksit alıp oksijen üretiyor. Hayvanlar oksijen alıp karbondioksit üretiyor. Şimdi düşündüğünüz zaman ya bitki biliyor muydu hayvan diye bir şey yaratılacak? Bitki kendi şuuruyla, aklıyla ya hayvan diye de bir şey olacak. Ben en iyisi karbondioksit tüketeyim ya. Karbondioksiti ben halledeyim. Onlar da zaten oksijeni yakıyorlar. Öyle anlaşırız. Al ver gülüm olur diyor. Hani aramızda bir şey olur. Ekosistem oluşur. Bir denge kurarız. Böyle mi oldu bu iş? Bitkiler, hayvanlar toplandılar. Abi sen oksijen yak. Ben de karbondioksit yakayım. Bu işi böylece kotaralım mı dediler. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak sistemi böyle kurmuş. Anahtar kilit gibi. Kilidi kim yaratmışsa anahtarı o yaratmış. Anahtar kilit birbirine bu yüzden uyuyor. Kilidi başkası yaratsa, anahtarı başkası yaratsa bu anahtar kilit birbirine uymaz. Benim anahtarımla komşunun kapısını açamazsın. Aynı firmanın bile olsa. Açamazsın yani. Çünkü o onun değil. Gibi gibi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti de her yerde gösteriyor ki bunlar boşuna değil, amaçsız değil. Nasıl diyelim? Gözetilmemiş değil, kader mesela bak. Hikmet kadere de işaret ediyor. Diyoruz ya, ya ağaç da var, hayvanlar da var, kurbağa var, sinek var. Hani hep böyle ekolojik denge içinde. Yılan fareyi yiyor, fare bilmem şunu yiyor, o bunu yiyor, bu bunu yiyor. Bir denge var, bir döngü oluşuyor. En son çürükçül bakteriler de ölmüş canlıları tam dağıtıyorlar, toprağa katıyorlar. Topraktan gelen toprağa dönüyor. İşte bize şey de öğretirlerdi, ilkokulda mıydı, ortaokulda mıydı, azot dönüşümü, karbondioksit oksijen dönüşümü, böyle ekosistemin içindeki döngüleri anlatırlardı. Azotu ders aldığımızı hatırlıyorum, işte karbondioksit oksijen o çemberi ders aldığımızı hatırlıyorum. Da bu sistem, ağaçlar oturup konuşmuş ya bir de hayvan diye bir şey var olsa iyi olur, hadi biz hayvan olalım falan demişler gibi gibi böyle evrimcilerin o alay edilecek kadar mizahi kurguları şeklinde değil. Cenab-ı Hak zamanlar üstü olarak yaratmadan evvel tasarım, ya yani tasarım diyoruz ama aslında takdir. Allah takdir etmiş böyle olacak, düzeni kurmuş. Ondan sonra o düzenin parçaları yaratılmış ve cuk oturmuş. Bütünü görmeden yapan cuk oturtamaz. Bütünü biliyor olması lazım. Kader işte bunu söylüyor bize. Allah ezeli ebedidir. Baştan sonra olan her şeyi biliyor. Çünkü bilmese bu kadar tık 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 sistem içi her şeyi yaratamaz. Görmeden bir yere ateş edersen hedefi tutturman ne kadar kolay olur? Ya çok zor. Bakmıyorsun mesela hedef nerede, şey nerede, eline silah aldın tak 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 ateş ediyorsun. Nasıl tutturacaksın? Ama baktığın zaman ha o orada, bu burada, şu şurada deyip ateş edebiliyorsun. Noktaları bulabiliyorsun. Bir resimde resmin bütününü gördüğün zaman, kurguladığın zaman kafanda parçalarını yerleştirebiliyorsun. Bilmesen adam mesela resmin üçte birini yaptırdı, üstünü kapattırdı. Sana da diyor ki diğer üçte birini de sen yap ama hiç bozma, o adamın yaptığı şeyi tamamla. Görmedim ki nasıl yapacağım dersin yani. O adam üçte birini kapatmış. Altında ne olduğunu göremiyorum. Ben bunu nasıl ek çıkacağım üstüne? Oraya elma mı çizdi, armut mu çizdi, ağaç mı çizdi? Neyle tamamlayayım ben bunun üstünü? Dersiniz. Yap bozun bir kısmını görmüyorsanız diğer kısmını yapmak zordur. Gibi gibi Cenab-ı Hak da işte o kadar iyi oturtmuş ki bütün çerçeveyi. Hikmet işte bunu söylüyor bize. Bu ancak kaderle mümkün. Allah'ın ezeli, ebedi ve her şeyi bilen olmasıyla mümkün. Diyoruz, devam ediyoruz buradan. Her şeyi hikmetle yapıyor. Hem bu kısa hayat-ı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve muvakkat, geçici ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin
ezeli hakim. Haşmeti saltanatı ve sermediyet hakimiyeti, sonsuz hakimiyeti yerleşemiyor. İşte dedik ya, yedi kıtanın sultanı, padişahı bir haftalık köy muhtarlığıyla yetinemez, sağamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün silahlarını toplayıp, ordunun bütün envanın işte şeylerini toplayıp bir kulübeye koyamazsınız. Ya kulübeye hiçbir şey sığmaz. Yani çok az şey sığar. Hiçbir şey sığmaz. Numunelerini falan koyabilirsiniz. İşte silahların resimlerini koyabilirsiniz belki. İşte komutanların resimlerini asabilirsiniz belki. Sığmaz. Asıl Haşmeti Saltanatı sığmaz yani oraya. TSK'nın Haşmeti Saltanatı bir kulübeye, bir küçük karargah binasına, bir sınır karakoluna sığmaz. Onun gibi de Cenab-ı Hakk'ın Haşmeti Saltanatı dünyanın kısa hayatına, insanlığın kısa ömrüne, muvakkat, geçici, fani zemine sığmaz. Bu kısa hayat-ı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermiyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Böyle olması lazım. Sonsuz sınırlı da yerleşemez. Yerleşemediğini nereden anlıyoruz? Değişimden. Şöyle bir örnekle açmaya çalışayım. Diyelim ki bir kutunuz var, küçük bir kutunuz ve karşılıklı iki dairede eşyaları taşımaya çalışıyorsunuz. Şimdi eşyaların hepsi birden bir kutuya sığsaydı o kutunun içindeki düzen bozulmayacaktı. Her şey içinde olduğu gibi duracaktı ve siz tık diye karşı o daireye geçip o eşyaları yerleştirecektiniz. Ama eşyalar küçücük kutuya sığmıyor. Mecburen boşaltıyorsunuz, tekrar dolduruyorsunuz. Boşaltıyorsunuz, tekrar dolduruyorsunuz. İçinde sürekli bir değişim oluyor. Değişim sığmamanın işareti. Bugün kainatta bir değişim var mı? Ölçülemeyecek şekilde. Benim anım anımı tutmuyor. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız diye bir Çin atasözü var ya. Ya bırak nehri, anda, aynı anda iki kez yıkanamazsınız. Aynı anda iki kez var olamazsınız. Yıkanamazsınızı da aşalım. Aynı nehirde, aynı anda iki kez var olamıyoruz. Anlar değişiyor, şartlar değişiyor, psikoloji değişiyor, bilgi değişiyor, mantık değişiyor, duygu değişiyor. Bu kadar değişim içinde anlamalıyız ki Cenab-ı Hakk'ın büyük bir saltanatı var, büyük bir yaratma gücü, kudreti, iradesi, ilmi var. Ancak biz yeterli gelmiyoruz. Bu kap o yüzden bu kadar dökülüp tekrar dolduruluyor, dökülüp tekrar dolduruluyor, dökülüp tekrar dolduruluyor. Bunu buradan çıkarmalıyız. Muvakkat ve fani zeminde ve o hakim ezelin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Ve nevi insanda vuku bulan, İnsan nevinde, türünde vuku bulan, meydana gelen ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine, ölçülere ve hüsnü cemaline, güzelliğinin güzelliği mi? Nasıl söylemek lazım? Hüsnü cemal burada nasıl verilmiş? Güzel, sadece güzellik diye verilmiş. Ama tabii ki de derinlik vardır. Güzellik az kalmış burada. Cemalin hüsnü demek ki bir ifade zenginliği var orada. Bediüzzaman Hazretleri bunu boşuna kullanmamıştır. Da nedir? Onu da ben bilmiyorum açıkçası. Sadece güzellik demenin az olduğunu düşünüyorum. Ve nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, İnkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Daha önce de konuştuğumuz bir mevzuydu bu. Metnin öncesinde de buna bir atıf yapılmıştı. İnsan neden
varlıkta tutulmaya devam ediliyor. Ateistler veya başka şirk ekolleri diyelim çok bize şey yaparlar. Ya bu kadar kötülük varken Allah niye nasıl diyelim ceza vermiyor veya işte ben ona bu kadar isyankarım bak inkar ediyorum bana niye bir şey yapmıyor falan böyle şeyleri çok dillendirirler. Siz de duymuşsunuzdur eğer onlarla muhatap olmuşsanız. Olmamışsanız size ne mutlu. Olmayın, uzak durun onlardan. Bunu niye söylüyorlar? Sanki Allah'ın hikmetini esir almış gibi. Allah'ın kudretini esir almış gibi. Kendi tayinleriyle her işi Allah öyle yapmaya mecburmuş gibi düşünmelerinden böyle yapıyorlar. Halbuki Allah'ın başka hikmeti olabilir. Zalimi hayatta tutmakta Allah'ın bir hikmeti olabilir ya. Mazlumu hakkını almadan öldürmekte Allah'ın bir hikmeti olabilir ya. Yani senin bildiğinle sınırlı mı Allah'ın bilgisi? Senin bildiğinle, gördüğünle, okuduğunla sınırlı mı Allah'ın yarattığı? Elbette değil. Yani Allah'ın aşkınlığını bir önce kabul etmek lazım burada çıkışı bulmak için. Allah-u Teala bunlarla başka şeyler murad ediyor olabilir. Öğrenmemiz lazım, kulak vermemiz lazım vahyine, sünnete. Nedir bunlardaki hikmet diye. Yoksa burnumuzu dikip ya öyle olsaydı böyle olmazlara girmekte bir hüner yok ki. İşte burada söylüyor. Nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları var mı? Var. İnsanoğlu kainatın düzenini bozuyor mu? Ya bozuyor. Dünyanın düzenini ne hale getirdik? Geçen bir kaplumbağa çıkarmışlar, midesinden bilmem ne kadar poşet çıkmış. İşte diyorlar iklim krizi geliyor, bilmem küresel şu var, ozon deliniyor, ısınma falan, buzullar eriyor. Bak bozuyoruz dünyanın düzenini. Kim yaptı bunu? İnsanoğlu yaptı. Sanayi devrimiyle birlikte en çok başlattık bir de bunu. Evvelinde de elbette bir şeyimiz vardı ama zararımız vardı. Çünkü ev yapmak için kesiyorduk ağaçları şu bu ama sanayi devriminden sonra, aydınlanma çağından sonra, batı medeniyeti dediğimiz tırnak içinde üstadın deniyet diye tarif ettiği, yani düşüş aslında, o şekilde tarif ettiği süreç, yani ne kadar bize çok böyle cikcikli gelse de, cıkcıklı gelse de, sancanlı gelse de, ama aslında dünyaya zarar verdiğimiz bir süreç oldu. Ve devam da ediyor bu zararımız. İşte Rusya'da o kadar nükleer silah var ki, atsa bilmem şöyle olurmuş. Çin'de bu kadar nükleer silah var ki kullansa şöyle olurmuş. Eskinin silahları şimdi oyuncak oldu. Dünyada hayatı bitirecek silah var şu an süper güçlerin elinde. Bu intizama zarar vermek değil mi? Evet o. Kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi, uygun olmayan kainatın güzelliğine, düzenine, adaletine uygun gitmeyen münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları var insanın da üstüne bir de şimdi veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri bir de Allah'a ihanet ediyor insan bak. Birbirine ettiği tamam, kainat ettiği de tamam. Onunla da yetinmiyor bir de Allah'a isyan ediyor, Allah'a ihanet ediyor. İnkarları, küfürleri, veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Olur mu? Olur. Bazen böyle olur. Ama Allah'ın tabi ceza verdiği zamanlar da olur. Belki de müdahale eder yani işi tersine çevirir. Ama bazen de evet müsaade eder böyle olmasına. Ahirette tamamlamak üzere. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise, dedik ya kainatta müthiş bir düzen var, bu düzen adaletten haber veriyor. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise, dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içinde müsavatlarına, yani o da ölüyor, bu da ölüyor aynı şekilde, eşitlik var. Ama o zalim de bu mazlum. İşte vefat içindeki müsavatlarına bütün zıttır. Kaldırmaz, müsaade etmez. Hem çok cömert
insan için konuşalım. Hem çok cömert, hem çok cimri. Hem çok merhametli, hem çok zalim. Hem çok güzel ahlaklı, hem çok sapık. Bunlar insanda buluşmaz. İnsanda bile hani böyle ikisi birden olmaz. Hem çok şunda da zirve, bu ama bu da var. Adam o kadar cömert ki bir lirasını bile vermez. Bu nasıl cömertlik ya? Deriz değil mi? Böyle cömertlik olur mu? Adam o kadar merhametli ki selam vermeyeni asıyor. Bu nasıl merhamet ya dersiniz? Adam o kadar ne diyelim adaletli ki herkese kıyak geçiyor. Ya böyle adalet olur mu dersiniz değil mi? Cenab-ı Hakk'ın da kainatına bakıyoruz. Müthiş bir düzen, müthiş bir adalet, ölçüler, kayıtlar, sınırlar, hadler, devam ede gelen binlerce yıldır bir denge veya işte alemin yaratılışını düşünürsek milyarlarca yıldır devam eden bir denge. Ama diğer taraftan da zalim zalimliğiyle, mazlum mazlumluğuyla gidiyor, eşitleniyor. Bir saniye. Allah hem öyle hem böyle olmaz. Burada ne yapacağız? Hemen kendimize döneceğiz. Bu öyle değildir. Ben bir şeyi yanlış biliyorum. Nedir? Ahirete iman. Ahireti gördüğünüz zaman, ona imanla tamamlandığınız zaman, sürecin bütününe vakıf olduğunuz zaman, evet diyorsunuz, Allah bunu burada zalimi, evet zulmüyle gitti. Hakkını mazlum alamadı ondan. Ama Allah onun boynuzlu koçun, boynuzsuz koçun, boynuzlu koçtan hakkını alacağı bir zamanı getirecek. O süreç onunla tamam olacak. Buradaki adaletini orada da öyle tamamlayacak. Buradaki böyle olan Allah orada adaletsiz olmaz. Burada merhametli olan Allah orada merhameti bırakmaz. Gibi bir mantıkla, çok da kolay bir mantıkla bu sonuca varabiliriz. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez. Olmaz yani. Allah Allah'ken, şanı bu kadar yüceyken, adaleti bu kadar tasarrufundan görüyoruz ki kıymetliyken, rahmeti bu kadar yine tasarrufundan görüyoruz kıymetliyken, yukarıdan gelirsek insanı seven, kendini insana sevdiren bir Allah'ken, bakiyken vesaire, böyle bir Allah o zalimin rahatla kabre girip yatmasına müsaade etmez. Yani bir ağa bile, bir bey bile, bir paşa bile, bir izzetli adam bile, nüfus sahibi ise, güç sahibi ise, kendini sorumlu görüyorsa mesela insanların üstünde, bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorsa tevasırın hakkını başkasına yedirmez. Bizim askerde mesela unutmadığım bir hadise var. Bize bir asker geçmişti. Bakayım kaç dakikamız var. Bunu anlatıp bitireyim o zaman. Bize başka bir karakoldan bir asker getirildi. Bizim birliğe tayin edildi. Çünkü bizim birlik pedere bölüğü diyorlardı. Sıkıntılı insanların toplandığı bir yerdi. Ben de oradaydım. Fakat çocuk da diğerleriyle bir düşmanlığı varmış. Yani aralarında bir husumet oluşmuş. Onlar intikamlarını alamamışlar bundan. Komutanlık saati oldu, bir ders oldu. Bütün birlikleri topladılar. Aynı karargaha bağlı birlikleri topladılar. Beraber komutanlık saati ders dinliyoruz. Dinleyeceğiz daha doğrusu, toplandık. Ders sırasında şey oldu yani başlangıcında. Onlar o askeri bizimkilerden istediler. İşte en üst devrelerden dediler ki hani işte siz, bizden size şöyle bir asker geldi, o askeri bize verin dediler. Bizimkiler dedi ki hani biz veremeyiz yani, o bizim askerimiz. Sizin bir şikayetiniz varsa komutanımıza gidin, ondan şey yap. Yok verirsin veremezsin falan, bir kavga koptu böyle. Bizimkiler vermediler. Üst devreler, onların da üst devreleri birbirlerine girdiler yani, biz de ayırmaya çalışıyoruz falan. Onların komutanı geldi. Kavgayı gördü falan, ayırdı. Dedi kim dedi kavgayın sorumlusu? İşte şu şu. Sizden dedi kim karıştı? Bizim bölükten çavuşuna, bölük çavuşuna sordu. Sizden kim karıştı falan diye. Bölük çavuş dedi ben size isim veremem. Bak karşısındaki komutan. Ama diğer bölüğün komutanı.
Ben dedi size isim veremem. Nasıl veremezsin, sen kim oluyorsun falan tokatladı. Veremem komutanım dedi, o bizim askerimiz ya da bunla, burası bizim bölüğümüz. Neyse komutan daha ısrar etmedi. Dağıttı şeyleri, herkes kendi bölüğüne gitti. Ertesi gün oldu. Bizim bölüğün komutanı vardı. İşte içtimaya çıktı. Dedi ki dün dedi kavga etmişsiniz dedi işte gittiğiniz yerde. Nedir mevzu? Anlattılar. İşte böyle böyle oldu. Dedi ki onlara dedi isim vermeyen çavuş hanginiz dedi. O işte vermeyen Abdurrahman ismi galiba. Abdurrahman çıktı dedi ki ben de komutanım vermedim dedi. Yani biz dedik herhalde vuracak, dövecek çünkü diğer komutan şikayet etmiş belli. Adam geldi komutan omzuna elini koydu. Aferin aslanım dedi. İşte ben de sizden böyle bekliyorum dedi. Burada dedi hani ne kadar aşağılık bir adam olursa olsun bizim adamımız dedi artık. Bu arkadaşınız dedi buraya iyi bir şeyle gelmedi, sicille gelmedi ama artık bizim adamımız dedi. Kol kırılır, yen içinde kalır dedi. Vermeyeceksiniz başkasına. Gerekirse cezasını kendiniz vereceksiniz dedi. Şimdi ben mesela o hadiseyi hiç unutmuyorum. Adam bir bölük komutanı ama o birliğin içinde bile adam şey yapıyor. Yani bu benim İzzet'in hepsim, bu benim askerim. Benim askerime başka komutan bir şey yapamaz. Başka bölüğün askeri bir şey yapamaz bu düşüncede. Ya insanın izzetlisi bu düşüncedeyse bir de Allah'ı düşünün ya. Allah mazlumunun hakkını almaz mı ya? Yani diyorum ya kainattaki her şeyi, kocaman yıldızları, gezegenleri tesbih tanesi gibi çeviren Allah milyarlarca yıldır o büyük enerjileri hadlerini aşmadan kontrolde tutan bir Allah binlerce yıldır, milyonlarca, milyarlarca yıldır. Ya benim hakkım alınmadan ben öleyim, o hak alınmasın. Allah tebaasının hakkını yedirir mi başkasına? Kendi tebaasına yine bir de üstelik, kendi tebaasından başka birine. İzzetli insan onu yapmazken, izzetli insanda biz bunu överken Allah bundan geri durur mu? Haşa sümme haşa, elbette bir ahiret yaratacaktır ve zalimin zulmünün hesabını ondan soracaktır. Mazlumun hakkını da ondan ona iade edecektir o zalimden alıp elhamdülillah. İşte iman nasıl bir rahatlık. Bir yandan bakıyoruz dünyada hep Müslümanlara zulmediliyor. İşte Uygur Türklerin halini görüyoruz. Doğu Türkistan'ın halini. Daha beriye geliyoruz. Hindistan'da oradaki Müslümanların halini görüyoruz. Daha beriye Myanmar, o coğrafyada Müslümanlara olanları görüyoruz. Irak, Suriye, Mısır, Filistin, dünyanın her yerinde Müslümanlara, Çeçenistan zulmediliyor. Bir Müslüman normalde delirir yani bunu yaşarken, bunları görürken. Ama ahirete iman bizim psikolojimizi de koruyor arkadaşlar. Diyoruz ki bu süreç bu kadar değil. Bu süreç bu kadar olmadığı için rahatlıyoruz. Allah'ın esmasına güvenimizle, Allah'ın sıfatlarına güvenimizle problemlerimizi içinden çıkamadığımız, güç yetiremediğimiz, aşamadığımız problemlerimizi yeniyoruz. Diyoruz ki Allah bunun hesabını soracak. Ben bu dünyada soramadım sana. Ama Allah bu dünya, öteki dünyada bunun hesabını sorar. Elbet bunun bir adalet zamanı gelecek. Diyoruz ve teselliyi orada buluyoruz. Peki arkadaşlar, bir sonraki paragrafa geçmeyelim. Çünkü o paragrafı çok konuşmak gerekir. Peygamberliğin dediğim gibi önemi nereye düşüyor? Nasıl bir değer ki o, ondan bile ahiret ispat edilebiliyor. Peygamberlerden de ahiret ispat edilebiliyor. Peygamberlerin varlığından. Onunla ilgili konuşacağız bu paragraf üzerinden. Hem de belki işte Hazreti Adem Aleyhisselam niye bu kadar kıymetli? Her bir peygamber, hepsi bizim için kıymetli. Niye onlara saygıda kusur etmiyoruz, kusur edenleri de affetmiyoruz? Onun da dersini buradan alabileceğimizi umuyorum inşallah. Cenab-ı Hak ne diyelim, böylesi hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Bizi yolundan ayırmasın, ihlas-ı etemle amellerimizi yapabilmeyi nasip eylesin. Kusurumuz, günahımız çoktur. 3 aylar geliyor. Haftaya 3 aylara giriyoruz. Cenab-ı Hak o 3 ayları, yaptığımız ibadetleri, hayırları, rızasına tekabül eden işleri onların affına vesile eylesin. Alışkanlık haline getirdiğimiz o günahlardan da bizi kurtarsın inşallah. Karanlığa karşı ümidimiz ışıktadır.
her işte de keremine karşı, her işte de yani karanlığa karşı yine onun keremindedir ümidimiz diyelim. Cenab-ı Hak bize kerem etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.